Ya tadından daha çok ben dediğim gibi hani sunum ve basitlikten bahsediyorum. Ben puan kıracağım da yer arıyorum diye sen Türkçesi. Sen bize Türkçe mealini söyle de yavrum. Evet. Sen sonlarda bir orada kalıyorsun da orada bir sonlarda bu virajlı yollardan çık sen. Beğendim bir tarihi bir yola gir. Evet. O zaman ben Bitlis yörüsünden çıkıyorum. Çık sen. Kabak tadı güzel olmamış mı? Kabak dolmasının ama iç harcının size bakıyor. Bitlis yöresinden çıkarım demek. Bitlisli katık da olmasın demeniz lazım. Katık dolmasının evet. Köfte harcının baharat oranını beğendim. Yarın da beğenmeyecek çünkü öyle yok. Şeyde beğenmedim. Dur bakalım. Beğenmek isterdim. Beğenmek isterdim. Ama beğenmedim. Ama gel gör ki. Ama beğenmedim. Anca beş vereceğim için. Anca beş vereceğim için. Ay beş vereceğimi kim söyledi ki? Ben beş vereceğim. Belki doğurabilirim mesela. Bence puan kırmak için beğenmedim. Diyeceğiz ki ama katık dolmasını beğendin Elif ama ben... Katık dolmasının içindeki kıymanın baharat oranını beğendim efendim. Ona da yani puan veremezdim ki efendim. Yoğurdun içindeki kekiği beğenmiştim. Ben size bunu yedirmeye çalıştım. Siz nasıl yemediniz efendim? Siz mutfak yemezler verdiniz. Efendim. Hanımefendi evet. Tok geldi zaten o yüzden beğendim. Zaten patates kızartmasıymış. Mayonezli ketçap. Toku ağırlaması zor olur zaten. Tok misafir ağırlaması çok zor olur. Kesinlikle. Siz de bayağı aç gelmişsiniz herhalde. Ya buna zor diyorsunuz. Yemeğe geliyoruz zaten. Ne yapalım patates mi yiyelim arabada? Bak bir şey söyleyeyim mi? Sizin ara sıcağınız bile yani bir hamburger, bir sosisli, bir gorralı, bir şey atmak lazım. Bir şey ya. Pişmeden falan var. Bitti mi yani bir şey? Şimdi puan bir soğuk baklava üzerine. Zaten bana ikram etti. Bir daha adama da ikram etti. Ama gördün suça ortak olmamışsın. Hüseyin sen anlat bakalım dolmayı. Şöyle açıkçası yoğurt olayını ben de aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Suyu bulaşmıştır evet. Yoğurdum. Biraz daha katı bir yoğurt ya da onun suyundan akmamasını isterdim. Ben köfteyi kuru bulmamalarına şaşırdım. Çok kurumamış ama bakın bıçağı değdirdiğim an dağıldı. Hatta tabaktan ses çıktı. Korktum ben. Nasıl yani korktun? Ah, pardon neden korktun? Hayır şöyle. Korkma ben buradayım Hüseyin. Dağılıyor. Dağılacak. Ayrıca ben ya bilmiyorum bana çok az kurumuş geldi. Salçalı sos katsaydınız belki. Zaten katkı pişerken değil, sunarken. Hayır zaten şu an suyun içinde. Sunarkenden bahsediyorum hanımefendi. Evet, sunarken suyla... Çünkü böyle yoğurt katıyorlar üzerine. Ben internetten araştırdım yemeği. Evet. Yoğurt üzerine salçalı sos. Böyle bu şekilde gelmiyor bir kere. Bu şekilde de geliyor. Ama siz her şeyi bu şekilde değil. Biz beklentimiz o yemek. Annesi öyle yapıyor belki. Nereden biliyorsun? Evimizde yaptığımız gibi getirelim o zaman hanımefendi. Kesin yemedin değil mi? Patatesten Hüseyin Bey. Neyden? Yemediniz mi patatesle? Hangi patates? Tok değilsiniz. Bir tane lütfen beni kırma dedi. Küçücük aldım. Hayır yani siz de tok gibi yorum yani, çünkü ben tok olsam bir tane, bir buçuk Allah yemezdim. Allah aşkına köftenin neresi kuru şimdi bunu kuru da. Aynen. Yani ben de anlamadım. Köfte kuru yani demedim. Bana da kuru geldi. Daha sanki şey olabilirdi. Kuru değil. Kuru bir de değil. Ben kuru kabağı. Kuru değil değil mi? Yok, yok, ay canım zaten suyun içinde duruyormuş. Nasıl kurusun? Evet, kurumaya kuru zamanı mı var? Dur bakayım Hüseyin nereden döndürecek onu? Hepimiz kuru dedik, değil dedik. Hayır ben tamamen kurumuş demedim. Ne dedin? Daha yumuşak beklerdim. Biraz kuru. Suyun içinde bir tabak duruyor şu an. Nasıl kurusun bu? Kuruyamaz. Kabak duruyor ya. Yani daha tabaklar, böyle köfteler gibi. Suyun üzerinde yani kıymalar uçar falan. Yani. Bir de ben kabağı daha diri seviyorum. Biraz aynı anda piştiği için mi daha aynı yumuşak anda olmuş? Hani kıymanın pişmesini beklediniz büyük ihtimal. O arada kabak daha çok pişmiş gibi geldi. Lezzet olarak beğendim baharat evet. oranını ama kabağı biraz daha diri beklerdim dediğim bir gibi. Tık daha doğru söylüyor. O konuda haklı. Bir tık daha olmuş olsaydı bu sefer etin pişmeme durumu çok daha kötü olmazdı. Olurdu. Öyle olmaz. Aynen. Çok fazla pişirmişsin kabağı. Kabak çok. Yani helva gibi oluyor. Birazcık daha. Çok değil birazcık daha. Evet. Bir nebze daha az pişebilirdi. Biz böyle hani ben böyle öğrendim diyeyim. Ya artık kabağın yani. Şimdi de. Pişme sürecinde mi sizin orada değişiyor? Ne alakası var? Ben bundan yedim daha evvel. Bundan da yedim. Şefil Mahşi de çok evet. yedi. Bunlar birazcık kabak daha az kolay pişerler. Kolay pişer çünkü. Evet. Kabak yemeği gibi olmuş bu. Kabağın pişme oranından bahsediyorum. Alayım ben. Birazcık daha az pişebilirdi. Birazcık. Tamam. Çok da rengini ve şeyini kaybetmemesi lazım. Yani önemli lazım. Olan kabak dağılmadığı sürece, dökülmediği sürece yok. Evet. Yok dağılmamış. Yok, köftenin tadı da lezzetli. Yok. Baharat oranı falan evet, da güzel. Ama Nuray Hanım şey şimdi gelin de sorayım isterseniz. Ara sıcak mı sizce bu yoksa evet. yine bir ana yemek tarzında bir şey gibi? Ama Nuray Hanım ama hep bir ama diyecek. Ay çok güzel ya. Bilemiyorum yani bunun içinde böyle gerçekten bakın hani... Ay bak bu böyle çıkıyor ve kabak hala şeklini bozmadı, dağılmadı. Önemli olan bu kıvam. Etine de bakın. Ne kuru ne bir şey.
bütün yemeklerde et var. Tavuk var. Et hakim bir menü. Evet. Doğu mutfağı tamam öyle ama öyle. Bu, yani bu ama bir ara sıcak mı? Farklı bir şey mi seçseydi acaba gene bir biraz daha evet hani bir soralım onu. Daha zor yemekler var. Deniz Bey 3 günde tek ara sıcaktan yakınıyordu. Tek olmasından hani 2 ara sıcak falan bekliyordu. Yoğurdu yanında saymıyor diye düşünüyorum. Saymaması gerekiyor. Bu da tek değil mi sizce? Tek zaten. Yani tek hani değil olsa bir şey söylemiyorum. Ama şimdi Hüseyin Bey biber közleyip içine peynir koyup gelmek hayır bakın ara ondan sıcak değil. Şu an çeviriyorsunuz Elif Hanım gibi. Ben Mars diyorum. Yok, siz ben Deniz çevirmem diyorsunuz. Öyle. Ben diyorum Elif Hanım ki 3 masada da dediniz ki tek gelmiş ara sıcaklar. Tabii. Tek. Şimdi bunun yanına ne koyacak? O işte ama ondan işte ara sıcak ona mı göre seçecek. İşte ara sıcak mı bu diye ondan soracağım. Şimdi bunun yanına ne koyabilirdi mesela? Hani ne pilav mı koy? Yani yok, olmaz mı? Hani bir şey işte ne konulur yani? Aynen, hani ama ona göre seçebilirim. Ondan bir ara sıcak doğru mu diye sormak istediğim ondan yani. Bir yemek gibi çünkü. Ben basit deyince biraz önce kimse katılmıyordu. Ben basit de ondan demiyoruz, bahsettim. Basit çeşit diye. Adet olarak. Çeşit evet işte o yüzden az kalmış. Aa Deniz Bey beni savunuyor hayret. Gerçi dün de Begum Hanım'a iyi puan vermişti. Orada şaşırmıştım. Ama hoşuma da gitti onun gününde yüksek vermesi. Çünkü demek ki gerçekten hakkaniyeti davranıyor. Ama zaten kıymalı kabaklı hem sebzesi var hem kıyması var. Ha, yani, yoğurdu da var. Mesela var. Yoğurdu da peki hadi süzme konulmaz yanına diyelim ki konulabilir. O zaman bu yoğurdun su kısmından koymayacaksın. Aynen. Mesela. Kesinlikle. Yani süzme servis esnasında koydu muhakkak ki. Ya da gördüğünüz gibi üstüne koyacaksın. O zaman böyle alacaksın üstünden yoğurdun. O tok kısmından alacaksın. Yani. Suyundan koymayacaksın. Daha güzel. Zaten hani görsel amaçlıysa da hafif böyle koysa yeterliydi. Ya da ayrı bir kaba. Kapta evet. Ya da. Evet. Bunun yanına bir şey yapılmaz ki. Bu zaten bu şekilde. Kıyması var, kabağı var, yanında yoğurdu var. Ne koyayım? Şey mi koyayım? Köz biberli içinde bir şey mi koyayım? Aynen öyle bir şey yapalım ya da neyse boş ver. Yoğurdu kendi açıklama yaptı ya bilerek yanına koydum. Ben katılmıyorum. Büyük ihtimal üstüne koysaydı tabak boş duracaktı. Benim yediğim üstündeydi. Ben de öyle biliyorum ama boş duracaktı diye böyle yaptı bence. Bir de o domatesi salçası daha da bir lezzetli oluyor yani bence ekstra konulunca. Şey, onu yapsaydı boş hocam, duracaktı. Alabilir miyim? Buyurun. Ara sıcak olarak doğru evet. Bir yemek. Ya ana yemek vari bir şey bu bence. Doğru yani, görmesi hani yapmaz. Bunun yanına da hani bir şey şimdi ara sıcaksa eğer bu yine yalnız. Bunun yanına da yoğurt da hani bu zaten hani bir şey değil yoğurdu koydunuz. Ama bir şey de ister ama ne konulur şey bu yemek tarzı bir şey çünkü. Bir şey istemez. Kabağı var, kıyması var, yoğurdu var. Söyledim. Bunun yanına hiçbir şey istemez. Ama tek ya değişti. İşte o zaman ara sıcakta tek olması. Tekle yok ya. Hayır bu şekilde. Tamam da hanımefendi şimdi evet. Zaten tavuk vardı çorbada değil mi? Doğru duyduk. Evet vardı. Burada et var. Evet. Ana yemekte et var evet. İhtimal. Evet. Şimdi tatlı o zaman bunu var. Değiştirseydiniz ki. Fazla et daha olmuş diyorlar. Biz kahvaltıda kavurma yiyip. Mesela ben şey bilirim. evet kahvaltıda kavurma yiyip. Ben Adana'lıyım kebap yiyoruz. İşte onu diyeceğim. Oğlan sabahında ciğer yiyorlar. Büryan yemeğe gidiyorlar. Sabah 11'e kadar büryana gidiyorlar. Ben şırdanı çok seviyorum. Afşor diye bir şey var onu sabah erken 6-7'de içmeye gidiyorlar. Evet evet. Bunu yiyip bunu yapıp üzerine neler neler yiyorlar doğular var ya of etin. Doğu yöresinde ben el açmalarını da çok seviyorum. Keşke evet. Bir el açması gibi mesela. Dün el açması vardı. İyi, ama doğru. Daha doğu yöresine de, ait. Mesela daha kalın olur. Belki ben sen daha güzel yapardın. Yani çünkü el açması falan böyle bir ara sıcak da ana yemekten önceki bir giriş ya zaten aynen. Bakarsak hı-hı. Böyle hani. Bu bir o ana yemeğe giriş değil bu. Sanki bu ana yemeğin bir parçası. Bağlı. Sonraki menümde eğer börek yapsaydım. Börek yapmış olsaydım ana yemeğim çok yenilmezdi. Et olmazdı. Bence daha uyumlu. Peki. Olmazdı. Devam edelim. Olmazdı. Böyle veriyorum. Şu an çünkü... Çocukluğumdan beri mutfaktayım. Annemin hayır et oldu ya şu an. Evet. Çocukluktan beri mi? Evet. Hanımefendi yani de aşçı. Yani seviyorum yapmayı. Aşçı değilim ya. Hanımefendi de aşçı hani ben olmaz. Aşçı olmak. Benim usta çırak okulu değil. Okulu olup yanlış yapmıyorum ama bunda yanlış yapabilirim. Ne alakası var? Siz buraya katıldıysanız hepiniz yemek yapmayı seviyor musunuz? Seviyorsunuz demek ki. Ne için geldiniz? Kendimizi göstermeye geldik. Siz de bankacısınız galiba. Takım elbiseyle geliyorsunuz. Yok takım elbise değil. Tam mesleklerle ne alakası var bunun? Ne alakası var? Benim takım elbise de değil üstelik üzerimdeki yani. Bunu da... Blazer ve bir balıkçı yaka kasak ile bugün de yine şıklığına. Lüks restoranlara gittiyseniz görürsünüz böyle şık giyinişler. Gerçekten yok. Ben bir şey fark ettim. Söyleyebilir miyim? Artık gerçekten haftanın dördüncü günü. Bir saniye beni bu yarışma hiç yormadı. Kendi günümde bile hiç yorulmadım. Ne güzel ya. Sadece Deniz Bey ile Hüseyin Bey'in konuşmaları... Gerçekten ne hiç susmadan. Bak. Bakın burada 3 tane daha kadın yarışmacı var. Bu kadar konuşmuyor yani. Öyle değil mi Bağgül Hanım? Evet. Siz de evet deyin. Konuşmuyor ki Bağgül Hanım. Kendini ki... savunuyor ama bu sadece kendini savunuyorsunuz. Bu yani ne? Siz. Yani bu sadece kendini burada. Savunuyor. Ben sadece yerinde konuşurum. Ben hiç fark gerektiği zaman da konuşurum. Gerektiği zaman da nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Sizin bilmediğiniz ve öğrenmeniz tam gereken şeylerden birisi bu. Başım bence. Ağrıdı. O yüzden kahvaltı yaptım. Ağrı kesicimi içtim öyle geldim. Başımı ağrıtıyorsunuz. Siz kahvaltı yapmadınız.
Eti de öyle yemeği yedim. Yani şunda karşımada oturduğunuz şu anda karşımızda tartışalım diye. Hayat öyle bir toz pembe değil ki. Görürsünüz zamanla yaşınız geçtikçe, yani zaman yaş aldıkça. Ben sizin çok toy buluyorum görüşlerinizi, bu davranışlarınızı. Hepimiz siz herkesi toy buluyorsunuz. Evet, Hüseyin öyle. Bey benden daha küçük, onu da toy buluyorsunuz. Ama evet, sizin kadar ama, inanın öyle konuşmuyorum. Yani bu, daha da basit konuşuyor. İnsanlara fütursuzca eleştiriler falan hoş değil bunlar yani. Yerinde bir eleştiriydi sadece. Hiç yerinde değil. Hepimize bilgisiz diyordu ama gelme şimdi neler söylüyor ya.